Beğendin mi yemeğini? Çok. Afiyet olsun. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Bak, ben bir karar aldım. Senin de bilmen gerekiyor. Senin hep ama hep benim yanımda kalmanı istiyorum. Bunun için izin almamız gerekiyor. Ben de bugün oraya gittim. Anlamadım. Yani sonsuza kadar benim kızım olacaksın. Demiyor sandım. Evet, tabii ki zaten kızımsın. Ama bu resmi olarak olacak. Kimse seni yanımdan alamayacak yani. Oley! Anneciğim. Oh, uy. Oh. Efendim? Aylin Hanım merhaba. Tansu ben. Sosyal hizmetler adına arıyorum sizi. Aa, memnun oldum. Memnun oldum. Buyurun. Süreci biliyorsunuz. Bu akşam için sizi ziyaret etmek istiyorum uygunsa. Aa, tabii tabii. Evet, uygun. Müsaitim. Bekliyorum. Tamam, gelmeden önce ararım. Tamam, sağ olun. Görüşürüz. Aylin. Sosyal hizmetlerden aradılar. Tansu Hanım diye birini görevlendirmişler. O gelecekmiş. Hmm. Bu güzel haber de senin niye canın sıkkın böyle? Ya, ya ters bir şey çıkarsa, ya olmazsa, işler yolunda gitmezse, ne bileyim. Hemen yine kötüyü çağırmaya başlamışsın. Vallahi ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. İnsan ne hissedeceğini bilemiyor maalesef. Nasıl davranacağını. Saçmalıyor muyum? Vallahi öyleyse söyle. Yok, hiç değil. Yani kafanın karışması normal. Ama basit düşün, basit davran hatta. Ne istiyorsun, ne hissediyorsun? Sadece bunu düşün. Elif'i düşün. Gelip onu görecekler. Senin yanında mutlu olduğunu da görecekler. Ve bu iş bitecek. Ne güzel anlattın. Ne kolay. Yani biraz kestirmeden anlattım diyelim. Bu kadar da oldu bittiye getirmezler tabii. Olsun. Duymak çok iyi geldi. Akşam sen de gel. Gelir misin? En başından beri hep yanımdaydın. Bugün de beni yalnız bırakmamanı istesem, çok şey istemiş olur muyum? Saat kaçta? Tunç arıyor. Efendim Tunç. Abla izni kaptım. Ben de akşam size geliyorum. Ciddi misin? Konuştuktan sonunda. Biraz zorladı ama ikna ettim. Tunç çok sağ ol. Çok sevindim. Ya nereden geldi aklına? Rıza baba haber verdi. Ben de Aylin ablanın yanında olayım dedim. Tamam, teşekkür ederim canım. Sağ ol. Her şey iyi olacak abla, merak etme. Sağ ol, görüşürüz. Tunç da geliyormuş. Ne güzel işte, bir güzel haber daha. Bu kadar insan benim için uğraşıyor. Unutmuşum bunun nasıl bir şey olduğunu. Unutma, unutma. Çünkü bunu hak ediyorsun. Sağ ol. Anneciğim. Ay, benim prensesim ne kadar güzel olmuş ya. Patası giydi. Aa. Tekin'im. Teşekkür ettin mi? Canım benim. Rica ederim. Kim gelecek? Sosyal hizmetlerden gelecekler. Seni görecekler. Ne? Çünkü seni merak ediyorlar. Nasıl bir evde büyüyeceksin diye bakacaklar her yere. Bu da büyüyeceğim. Evet. Paraduk say. Güzel. Ah, geldiler. Hadi, hadi Elif. Hadi. Gel karşılayalım misafirleri. Gel, 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 gel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Tansu ben. Memnun oldum. Aylin ben. Tunç'u zaten tanıyormuşsunuz. Evet. Sağ olsun yalnız bırakmadı bizi. Elif ne haber? Elif Sabah abi. Bak seni Tansu ablanla tanıştırayım. Benim iş arkadaşım. Merhaba Elif. Merhaba. Elbisen çok şıkmış. Çok güzel olmuşsun. Tegi'yim. Ben olduk sen. Buyurun içeri geçelim. Gel bakalım bir tanem. Başka nerelere gittiniz? Makara gittik. Nikita, Midik. Çok sardı. Makara gittik. Annem bana göre çok sarınattı. Anne? Aylin ablaya anne diyor. Bu evi seviyor musun Elif? Seviyorum. Annem burada. Anladım.
Peki bize biraz izin verebilir misin? Aylin annenle konuşmamız gerekiyor. Tamam. Tamam, hadi bakalım. Hatice abla. Elifciğim gel, biz bir güzel oyun oynayalım odamızda. Hadi bakalım. Gördüğüm kadarıyla Elif yanınızda gayet mutlu. Seviyor burayı. Bize de alıştı. Evet, gözlerinden bile belli oluyor. Ama siz de hak verirsiniz ki sadece mutlu olması yetmiyor. Onun nasıl bir hayat süreceğini bilmem önemli. Tabii. Mesleğiniz gereği yoğun bir çalışma temponuz var. Nasıl ilgileniyorsunuz Elif'le? Ben olmadığım zamanlarda Hatice abla bakıyor. Mesai arkadaşımın annesidir. Tanıdığımız biri yani. Sizi de çok seviyor belli ki. Sürekli Hakan abi diyor. Yani iyidir bizim aramız. Her zaman iyidir onunla. Eski eşim olur kendisi. Hakan Bey mi? Evet. Yıllar önce boşandık ama hiçbir sorun yok aramızda. Arkadaşız. Şaşırdım açıkçası. Sizin için normal olabilir ama Elif için değişik bir hayat. Ben de polisim, Aylin de polis. Aynı ekipteyiz. Yani ne zaman isterse de yanında oluyorum, o kadar. Anlıyorum. Bu durumun Elif'e yansıyacağını mı düşünüyorsun? Henüz bir şey düşünmüyorum. Sadece ortamı gözlemliyorum. İkisini de yakından tanıdığım için biliyorum. Emin ol, problem olmaz. Ya dediğim gibi biz arkadaşız. Ben de Elif'in sadece Hakan abisi. Endişenizi anlıyorum. Ama asıl söylemek istediğim, Elif özel bir çocuk. Onu rahat ettirebileceğimiz çok güzel yerler var. İleride tek başına kaldığında yaşayabilmesi için özel eğitim alması gerekiyor. Ben eğitimi için her şeyi yapacağım zaten. Hiç şüphem yok. Ama bunu da düşünmek zorundayım. Raporu hazırlamak için birkaç kez daha geleceğim. Of, aferin sana. Aferin kızıma. Bak, anne arıyor. Ben de konuşacağım, ben de konuşacağım. Efendim Aylin. Ne yapıyorsunuz abla? Yemek yiyoruz şimdi. Abla, bir şey rica edeceğim. Biraz daha sende kalabilir mi? Gece gelip alırız. Olur kızım. Aylin, bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok, merak etme. Merak etme, akşam geleceğiz. Tamam canım, hadi görüşürüz. Öpüyorum. Ne olayım? Ben çok acıktım. Hadi onu yemeğine. Cem abuz. Çok mu acıktım? Evet, çok acıktım. Tamam, iki. Buyurun Tansu Hanım. Buyurun. Keşke söyleseydiniz geleceğinizi. Dün gece bir test yapmam gerekiyordu. Onu unuttum. Yol üstündeyken de uğrayayım dedim. Siz iyi misiniz? İşte ufak bir kaza diyelim. Burkuldu. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Elif nerede? Hatice abladaydı zaten. İş uzayınca da ben gidemedim. Hakan alıp getirecek. Haliyle çok yoğunsunuz polis olarak. Ama Elif'in düzenli bir hayata ihtiyacı var. Evet, ayakta kaldınız. Buyurun, içeride konuşalım. Buyurun. Ne kokuyor ya? Mutfak yanıyor. Aman yarabbim, ne yapacağım şimdi? Anne! Kadir! Dur. Tamam, Kadir, tamam. Dur, şunu. Tamam. Dur, tamam, çabuk dikkat. Öldür şunu. Tamam, tamam, dikkat. Oğlum, dikkat et. Ay. Tamam anneciğim, dur. Aman yarabbim ya. Dur. Hadi söndür şunu, söndür. Allah'ım yarabbim. Suyu aç oğlum. Şey, nasıl oldu bu? Televizyon izlerken böyle bir işim geçmiş be yavrum. Tamam. Tamam anneciğim. İyisin Elif, değil mi sen? Elif, iyiyim oğlum. Güzelim. Gel. Ben yaptım. Sen mi yaptın? Evet. Gel bakalım. Gel. Bir şey olmadı kızım, korkma. Biz buradayız, geçti. Tamam. Geçti. Tamam.
Hadi, hadi gel dışarı çıkalım biraz. Hadi gel dışarı çıkalım. Dışarı çıkalım biz. Gidiyor musunuz? Geç oldu. Hem olanları da konuşup sizi daha fazla üzmek istemiyorum. Yapabileceğim bir şey varsa söyleyin lütfen. Bu ortamın Elif için sağlıklı olmadığının siz de farkındasınız. Evlat edinme işlemleri bitinceye kadar sosyal hizmetlerimize bağlı kurumda kalması gerekiyor. Tamam, yani haklı olabilirsiniz ama Elif'in burayı ne kadar sevdiğini biliyorsunuz. Aylin'in yanından ayrılırsa çok üzülür. Hakan Bey, belki de siz yetişmeseniz çok kötü şeyler olacaktı. Özel bir çocuğu bu şartlar altında bırakamam. En azından güvenli olduğunu görene kadar kurumda kalması gerekiyor. Gel. Baksana, burada bir sürü arkadaş var. Onlarla oynarsın. Bak. Anneciğim, istemiyorum. Elifciğim. Bak, biz burada bir sürü oyunlar oynuyoruz, şarkılar söylüyoruz. Neden olur musun? Olmaz ki. Hem burada sadece birkaç gün kalacaksın. Ben sonra gelip seni alacağım, tamam mı? Söz mü? Söz. Bırakmam seni ben. Söz bir tane. Ben mi öleceğim? Bırakmam. Tamam. Ben öleceğim. Hadi arkadaşlarınla oyna biraz. Tamam. Bak ne güzel oyuncaklar var. Görüşürüz. Geleceğim yine. Teşekkür ederim. Tamam. Gel Elif'ciğim. Arkadaşlarına tanıştırayım seni. Bu Dilek. Hakan. Üzülme.